Arıcı, artık arı. Arıcı artık arı. Ama bal arının tohumu. Oh ne güçlüyüz. Bütün köklerimiz, bütün göklerimiz sesleşti. Beden aldı. Dündük, dünden dünlendik. Dün ötelerindeki dünde dümene oturduk. Göz ölüydü, görmezdi, göremezdi ama göz görevini aldı, görmekte. Dünden eski dünyalara vardık ve daha eskilere vardık ve en eskilere vardık ve gördük ki dünyada yaşam henüz başlamamış. O yaşam olmayan yoğunluklara baktık. Sistem yok orada. İmparatorluğun Kur'an'ı okunmuyor. Orada yaşam hiç yok. Sığdık yüreğe, dedik ki girelim bu yaşama, bu yoğunluğa bakalım ne olacak. Baktık yaşamın sessizliği var orada. Ama o yaşamın sessizliği zamanı dürümlediğinde orada sayfalanış başlayacak ve yaşamlı bir dünya kurulacak. Görüp göreceğimiz işte buydu. Doğanın gücü yoktu. Sığ bir ışık vardı dünyaya sesleşen ki o sığ ışık tüm sistemlerin sesiydi. Ama zakar sistemde yoksa o sığ ışığı yaşama çeken, yaşamda dinleyen de yoktu. Baktık ki gövde gösterisi başlıyor dünyada. Başka planetler gönüllerini dünyaya çekmeye çalışıyorlar. Birçok çalıştırıcı dünya ilmini tohumlamak istedi. Devre devre doğanın Kur'an'ı okunacak burada dediler. Ve dünya bir yaşam sayfalanışı başlatacak. Kelam olanlar dünyaya inip dünyayı tohumlayacaklar. Ve dünyada özgür bir çalışma başlayacak. Ama oradaki yaşam farklı olsun. Orada çok çalışanlar olsun. Orada ekmekler olsun ama o ekmekleri ekip kuranlar yapsın. Ve orada Mikail olsun. Can kapılarını açsın. Yarılmasın, tohumlasın dünyayı. Otu koparmasın, okşasın. Öyle bir can kapısı yaşasın dünyada. Ve orada tufan olmasın. Sığ olmasın yaşam. Cevher olsun. Cenin cevherinde çantalar olsun. O çantalarda yaşamlar bulunsun. Kokuyu yükselsin dünya. Öncü bir dava kapkaranlıkta tüm yarınlaşmayı sağlasın. Ben kibirli insan sevmem dediğin zaman aha o dedik. De ki dedim sevgiyim de. Dedin ki ben sevgiyim. Aha o dedik. Dolu dizgin çalışıyorum dediğinde aha o dedik. Kıbrıs'ın ruhunu bilirim dediğinde Mikail görevini üstlenecek dedik. Affet anacığım, affet bizi. Bulmak zordu yüreğini bulduk. Uyu dedin bize, uyu. Uyuduk be anam, uyuduk biz. Deve kalkmış, gök sesleşiyor, biz uykudayız. Uyanmak zaman alır. Uyku kontrolü kurar.
Biz uykudayız anam. Dünya uyumaktadır. Uyandığında koruma sağlanmış, yaşam tohumlanmış, insan kapılarını açmış ve birleşik yaşamın gücü temizlenmiş olacak. Bugün biz uykudayız. Tüm insanlık uykuda ve devremiz açık değil. Sevgiyi hak eden insan sistemi kurmakta ama biz o sistemi dünya diye dillerken sizin yaptığınız doğanın kutsal ışığını yaşatmak, bunu anlayan hiçbir sistem yok. Bunu gören hiçbir sistem yok. Görev yapanları dinleyen yok. Ve biz sizi duyumsamaya başladık. Kumandan dediler. Kumandan dünyayı koruyacak dediler. Geçiş yapacak dünyaya, görev taşıyacak dediler. Bir kumandan. O kumandan nereden gelir, neden gelir sorduk, bilen yok. Gök söz söylediğinde, kök göklendiğinde, doğa sistemlendiğinde ve yarın kapılarına kaynağı alıp gök sessizliğini cevahir olup dillediğinde gönül gücü devreye girer dendi. Barışalım anam, barışalım. Seninle çalışalım anam, çalışalım. Buyurun altın tohumu ekelim. Dört gök sistemi bizi dinleyecek bilinçte ve hakikiyette. Ağır yükü hafifletelim. Israrla, ısrarla barış istiyorum anam. Barış istiyoruz anam, barış. Dağlarım, barış, insan, işte bu. Başı eğik mi eğik? Aldık, olduk, öz görevimizi yaptık. Baş tacıdır anam, baş tacı. Hepsi biz, biz hepsiyiz. Başı eğik olan birlik, başı dik olan birlik. Ama hepsi tüm insanlığın diriliği. Bana insanlık için ışık yak dediklerinde kokuyu yükseltmeden tohum ekmem diye seslendirdim yüreğimi, dürümledim diriliklere ilmi ve dedim ki genişe gelin, hak edin. Geniş Allah ilmiyle geniştir. Hak teknikle geniştir, aşkla geniştir ama ana kapıyı kapattıklarında koruma isterler. İşte bu. Oyundur bu. Öncü birlik koruma istemekti ise bu oyundur. Ve böylesi bir ışıkta kelam olduğunda o kelamda ses yoktur. Misafirler gelmişler bize bağışlamak istiyorlar ve barışmak istiyorlar. Yavrularım biz levhide barıştan öte bir barış değil miyiz? Netice olarak bizde bizleşenlerin tüm sistemlerinde beşir kayıtlarının hepsinde barışmak mümkün değil midir? Netice olarak bana ben olmadan ben de benleşmek dileyenlerin tüm yaşamda tükendikleri bir dünyada ben onlarda ben olup bütünlüklerde kodlamadığımda korumaları kalmayacağını bildiklerinde yıkılan tahtlarının kaynağına inip bende benlenmeye kalktıklarında ve korkuyla yaşadıklarında savaşım yoktur onlarda. Çünkü onlar karanlık, ışıksız ve huzursuz olanlardırlar. Aha bu ama dönmüş gök sözcülüğüyle dürümlenmiş, geniş zamanlara inmiş, beşer olmadan şevke varmış, şavka varmış, kalem olmak ister, akmak ister, halik olmak, hasat olmak ister. Hayırda ve şerde, bedende ve dilde ve dürümde ve her anda ve her sesle ben olmak ister.
Koran topraklarının tohumunu ektik. Ocağında bu var. Gönderdik. Yarına gönderdik onu. Yarın bir mektep olacak o. Gök sistemleriyle birlikte çalışacak. O büyük bir göz olacak. Ve bedenli olarak kaynakta olacak. Kim der ki o gönüllere sesleşecek? Bandı dünyayı, bandı. Öyle bir bandı ki yaşadı. İşte o yaradan, o yaratılan, o yaşatan ve her zamanda sayfalanan bir kapı olacak. Ve bindiği dal insan soyu olacak. İşte biz o olduğumuzda Orta Doğu'nun en güçlü yaşamı sayfa sayfa koruyucu bir tahttan idare edilecek. Orta Doğu gönüllerin sözcüsü olacak. Ve orada Kıbrıs'ın sırrı olacak. Bir dünya olacak orada ve yolu Kıbrıs'tan ortak kapılara varacak. Neden? Çünkü kurtarıcı olan o yaşam olacak. Biliniz ki Kıbrıs'ta büyük bir üst var. Bir Amerikan üssü. Bunu bilin. Ve dünya savaşında bu Amerikan üssü doğa sayfalanışları yaptığı halde o dönemde artık 20. gözün göreceği bir çalışmayı devreye alacak. O savaş insanlık savaşı. Yarının yaşamını tohumlayacak. İşte o savaş ilmin savaşı olacak. Bir kez daha size şunu anlatmak isterim ki bilinçli toplum ilimi hak eder. Birleşir ışığı hak eder. Dürümler yüreğini hakiki olanı hak eder. Aha bugün hakiki olan kaliteli bir ışık haline dönüştü. Ve biz onu ortak ışık halinde yaşama indiriyoruz. 20. dönemin en güçlü çalışması olduğunda ortak ışık yanacak. O gün dünyalıların hepsi korunacak. Dümenin başında Miraç kapısı olan İbrahim soyu olmayacak. İnsan tohum olan, insan tahtı olan ışık olacak. İşte o gün bilginin iman edip hakikiyetiyle dürümlendiği güç olacak. Cennet insan cevheri hal olduğunda yarınlar ocağında olacak. Din ilmi artık kanatlanmayacak. Yürek ilmi bütünü güçlendirecek. Ve yürek ilmi tüm ilimlerin en yücesi olacak. Ve sizden başka bir siz olmayacak. Tek bir siz olacak yaşam. İşte o tek siz, tüm yaşam bir tek ışık olacak. Ve orada artık rahmet olan nefes olacak. Sizden tek beklentimiz budur. Bunu başaran bu meclis hepinizsiniz. Dünyayı hologram olan ışıktan has olan ışığa taşıyan bu meclis. Bugün burada ve dünyanın en güçlü yoğunluğunda tüm sessizlikleri dinleyen hakiki meclis. Dağın tartısında, tahtın yasasında, yarının aklında sizin yolunuz olacak. Örtüleri açın da dinletin yüreğinizi. Biz bunu bekliyoruz her bir çalışmanızdan. Kimseyi kırmadınız, kırmayacaksınız, eminiz.
aha işte şimdi. Ve diyoruz ki içinizi hak edin, yolunuzu hak edin. Merdiven insan, hakiki insan, yaşam insan, biz insanlık için çalışan bütünlükler, sizde olmak ve sizin yoğunluğunuzda Türkiye'de bu çalışmada birleşmek istiyoruz. Kopra dediğimiz güçlü bir yılan. İşte o yılan nefestir. Nefesi hak eden kalemdir. Kaleme hak eden, has tahdissiz olan insan soyudur. Şeytan denir ya, hani şeytan. O bir şeydir, eşyadır. An tahtındaki eşya, tahdissiz eşya, şeytan. Ama Tanrı umudu olan eşya, biz o Tanrı umudu olan eşyayı korumaya aldık. Burada, bu yoğunlukta, her ana kapıyı açan o şavkı aklın tahtına aldık. Kanatlarının uçun analar, kötülük önlensin, sizden ötesiz olan ışığa koşun. O ışık biliştir. Meydir yaşam, ama o mey, ışıklı mey olmadıkça yol insan soyunun tohumu olamaz. Ve sizi kucaklıyorum. Hepinizi. Şimdiye kadarki çalışmalarınız için hepinize, hepimiz şükranlarımızı bildiriyoruz ve teşekkür ediyoruz. Ve bugünden sonraki çalışmalar için de sizlere yolda kalmamanız için sistem, nizam ve düzen gücüyle gök sessizliğinden ilim veriyoruz. Bu ilim yüreğinizin ilmi, bu ilim kalemin ilmi, bu ilim birin ilmi, bizim ilmimizdir. Biz olan bütünün ilmidir. Bunu bilin. Ko sayfaların ışığı hakikidir. Ama koreografik sistem çalışması has tekniktir. Sizin de daha yüce, daha üstün, daha güçlü bir çalışmayı başlatıyoruz. Bu çalışma nefesinizin gücünü artıracak. Bu çalışmada hepiniz daha yüksek bir yoğunluğa varacaksınız. Ve bu çalışmada misafirlik kalmayacak. Her diri bir tek levhi olacak. Sizden tek beklentimiz budur. Koku yükseldi, şükür. Ve sizin de çalışma daha üstün bir yoğunluktan dillenecek, dinletilecek. Dirilik artacak. Hepiniz, hepimiz hakiki ve hakim olan ışıklar, merdiven olmadan, bütünlük kurulmadan, çıktığınız hiçbir safhada yaşam olmadığını bildiğinizde, bir tek levhide hepinizin tahtisizliğinde bütünün gücünün daha üstün bir yüceliğe ulaştırılmasını sağlayacağınız için mutluyuz. Uzan, çok yükseklere uzan ve çek bilgiyi be anam, çek. Şimdi ara vermek istediğini biliyorum ama kısa bir açıklama yap sadece. Çek bilgiyi, sonra ara ver. Peki.